Şimdi soru ilk duyurdular, tamam mı? Soru ilk duyurdular. Kim yönetecek diye bir açıp baktım. Kenneth Branagh. Allah dedim, oha ne yapıyorsunuz siz ya? Kenneth Branagh dediğimiz adam arkadaşlar, adamın Oscar adaylığı Hamlet'le, 5. Henry'le. Bu adam İngiltere'nin, Britanya'nın gördüğü en büyük oyunculardan biri olarak kabul edilmekle kalmıyor. Bu adam Britanya'nın gördüğü en büyük Shakespeare oyuncularından, Shakespeare yazarlarından, Shakespeare yönetmenlerinden biri olarak kabul ediliyor. Britanya, Shakespeare'in ana vatanı. Yani Shakespeare'in ana vatanı kolektif olarak demiş ki evet evet, bu adam Shakespeare ustası. Royal Academy of Shakespeare'de bilinen bir direktörlük yapmış Kenneth Branagh. Thor yönetecek. Aa dedim, oha. Ya kameralar yamuk falan abi. Yani öyle sahneler var ki mesela, böyle bak, Thor kostümünü alıp o metal şeyi, gözünden ateş fışkırtan metal düşmanı yeniyor ya. Çat diye koyuyor falan mesela böyle. Sonra şey yapıyor. Oradan itibaren kameraların hepsi yamuk. Yamuk. İzleyin bakın, yamuk yani. Ve o yamukluk içerisinden sen bakarken böyle bir yana doğru kayıyorsun hafiften. Böyle bir, sen de bir çarpıklaşıyorsun, tamam mı? Ve biraz daha huşu verici geliyor sana karakterler. Çünkü her şey biraz yamuk. Her şey biraz çarpık, biraz garip bir dünyada. Ve anlatılanlar, o Thor karakterinin kendini taşıyışı, Loki'nin davranışları, Odin'in şeyleri falan o kadar teatral ki zaten kaptırıyorsun kendini orada. Ha, filmin hataları yok mu? Oo. Ya var. En büyüğü de Asgard çok parlak. O oraya o kilise orgunu dikmişler. O çok böyle gerçekten fake gözüküyor. Yani keşke gözükmeseymiş. Asgard'ı inşa etmek için Thor the Dark World daha iyi hamleler yapmıştı mesela. Bence burada onlar çok yok. Falan filan saysak gider. Ancak Kenneth Branagh'ın oraya kattığı teatrallik bence çok net doğru bir hamle. Acayip doğru bir hamle. Ve onun içerisindeki aktörlerin de o teatralliğe ayak uyduruş biçimi bence çok güzel ayarlanmış. O bakımdan ben hem Kenneth Branagh'ın mazisinde hem de Marvel Cinematic Universe'de olumlu bir film olarak görüyorum. Beri yandan dönüp izleyin mi izlemeyin. Gerçekten izlemeyin. Ama birkaç klibine falan denk gelirseniz açın bakın. Sadece şu bakımdan da kıymetli bir film Thor. Onu da sonuna söylemeden edemeyeceğim. Bir yandan bir karakterin zibidi gençten kahramanlığa yükselişini izlerken, bir karakterin de zibidi gençten kötülüğe doğru düşüşünü izliyor olmak, Marvel Cinematic Universe'ün tek anlamlı kötüsü olarak Loki'yi inşa etmeye sebep olan şeydir. O düşüş ve o yükseliş, ikisi de aslında baktığınız zaman acayip masalsı düşüş ve yükselişler. Acayip Kenneth Branagh'ın da çok iyi bildiği düşüş ve yükselişler. Bir yandan mağruriyeti öğrenen kahraman, bir yandan giderek karanlığa hapsolan kıskanç hain kardeş. İşte doğru yönetmen tercihi olunca birçok şey beraberinde doğru geliyor. Canım Kenneth Branagh filmi çekti arkadaşlar. Gidip Kenneth Branagh'ın Hamlet'ini izleyeceğim. 3 saatte sıkılmayacağım. Bu da buraya aktimdir. Hype trenine devam edecek. Bu da buraya öteki aktimdir. Haydi eyvallah.